Neredeyse 10 yıldır orta segment naked motosikletlerin efsanesi biliyorsunuz ki Yamaha MT-07 idi. Uzun zamanda rakipsiz, fiyat performans açısından en iyi motosikletlerden biriydi. Fakat tabii zaman değişti, işler de değişti ve yavaş yavaş rakipleri doğmaya başladı. İşte Triumph Trident bunlardan bir tanesi, sonra KTM 790 Duke bir başkası ve de bu sene özellikle Honda CB750 Hornet ve de Suzuki'nin GSX 8S'i ortalığı ve akılları karıştırdı. Şimdi orta sınıf naked diyoruz ama şu makineye baktığın zaman da öyle bir orta sınıf mı yoksa kocaman motosiklet mi biraz tartışılır. Hatta yurt dışında birçok basın bunlara midi naked diyor. Yani ortamsı Türkçesi. Biraz ortamsı garip oluyor Türkçede ama yani büyükle orta arasında bir yerde olarak konumluyorlar. Çünkü yeni kullanıcılara özendirilse de aslında bayağı güçlü, torklu 700 cc'lik motorlar bunlar. Hatta bence bu tarz makinelere binebilmek için bir tık da tecrübeli olmakta fayda var. Eskiden bu MT-07'lerin başına gelenleri, kafalarına geçenleri çok gördük. Neyse, lafı dolandırmayalım. Şimdi Suzuki zaten bu orta segmentte senelerden beri harika makineler üretiyor. Bu mesela Bandit 600, Bandit 650, sonra SV650 ve de çok bilinmese de Gladius modeli. Suzuki ben bu piyasada hala varım demek için piyasaya Suzuki GSX 8S'i saldı. Bu motosikleti geçen sene EICMA fuarında üzerine binme ve yakından görme şansı yakalamıştım. O videoda söylemiştim Türkiye'ye geldiği zaman test etmek çok istiyorum diye. İşte şimdi zamanı geldi. Tamamen yepyeni bir motor. Yeni şasisi, yeni paralel tipi motoruyla bakalım Suzuki GSX 8S nasılmış. İlk gördüğünüzde makina böyle biraz bir böcek formunda tasarlanmış. Ön tarafta sanki sizi yakalayıp böyle ısıracakmış gibi bir gagası var. Bu yeni sevilen ikili far modeliyle yukarıdan aşağıya doğru dizilmiş farı var ve de yanlarda da gündüz farlarıyla donatılmış. Genel olarak makineye baktığınız zaman Suzuki'nin bu Japon üstün işçiliğini görüyorsunuz. Özellikle biz motosiklet sürücüleri için üzerine oturduğunuz zaman kokpitten görünen görünüm oldukça önemli ve işçilik, kütükler, düğmeleri, 5 inçlik TFT yeni dashboardu gerçekten kaliteli. Bunun dışında selesi oldukça yumuşak. Arkada yine Archie için böyle sportif bir koltuk var. Yine Archie için pek koyulmuş. Benim bu motorda özellikle beğendiğim iki tane tasarımsal nokta var. Bir tanesi jantların rengi. Jantların renkli olması, bu mavi rengi gerçekten motora farklı bir hava kattığını düşünüyorum. Bu 8S logosu, bu Suzuki'de oldukça genç ve dinamik duruyor. Motor yapısına baktığınızda ki motorla ilgili zaten daha ayrıntılı bilgi vereceğim. Motor bloğunun motora çok güzel yedirildiğini, dışarıda kalan hiçbir parça yok. Bunun dışında şuradaki egzozu, egzozun ne kadar kısa ve sportif olduğunu görüyorsunuz. Bu sayede de aslında belki de buna yan çanta bulmakta pek zorlanmayacaksınız diye düşünüyorum. Ayarlanabilir fren manetine sahip. Aslında sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bu motosikletin şuraya böyle güzel bir rüzgarlık ve de depoyu da biraz büyüttüğün zaman aslında bu şu anki rakiplerinin yani naked kategorisinin dışına çıkıp farklı kategorilerde de kendine yer bulabilir diye düşünüyorum. Bu arada söylemişken benzin deposunu bir tık küçük buldum. 14 litrelik bir benzin deposuna sahip. Yine yeri gelmişken söyleyeyim. Fabrika verileri her ne kadar 3,5-4 dese de bizim kullanımımızla biz hiç o değerleri göremedik. Yani 4,5-5-5,2 gibi bu yakıt tüketimini düşünebilirsiniz. Şimdi böyle düşünüldüğünde de aslında benzin deposunun biraz range'inin düşük olduğunu düşünüyorum. Bir tık daha büyük olsaydı daha iyi olurdu. Şimdi bu motosikletin farklı bir tasarım anlayışı var dediğim gibi. Bu arka kuyruk uzun. Bunun arkasında stop lambası. Yani motorun üstünde değil. Öyle kolayca kırılabilecek bir şey değil. Bayağı sağlam bir şey bu da. Bu da çok farklı bir hava katmış motosiklete. Şimdi bu sanıyorum Fransa'da bunun bu sene özel bir versiyonu çıkıyor. O versiyonda bunu kesip stop lambasını buraya almışlar ama şimdi buraya da fotoğrafını koyayım. Ben çok beğenmedim. Bu uzun kuyruk bu motosiklete acayip farklı bir hava katıyor. Motor bloğundan da bahsetmek gerekirse bu motoru
32 iki farklı modelinde kullanıyor. Biliyorsunuz bir tanesi efsanevi Adventure modeli V-Strom 800DE, o da bu sene beraber çıktılar. Aynı motor bloğu onda da kullanılıyor. Fakat ondaki fark tabii ki bu motoru ona göre, o macera motosikletine göre haritalandırmışlar. Bir de egzoz çıkışını farklı yapmışlar. Çift silindirli ve 776 cc, maksimum 83 beygir güce ve de 78 Nm torka sahip. Rakiplerinde ve de bu kategorideki birçok motosiklette olduğu gibi 270 derece krank açısına sahip. Rakiplerinden bahsetmişken de hepsi paralel twin, fakat sadece Triumph Trident 3 silindir. Performansından bahsetmeden önce gelin şu süspansiyonlarına, frenlerine falan bir bakalım. GSX 8S'in çelik tüp şasiye sahip olan ve alüminyum salıncaklı bir gövdesi var. Ön çatalı 130 mm'lik bir hareket mesafesine sahip KYB marka ters teleskopik. Arka tarafta da yine ön yük ayarlı KYB bir süspansiyon mevcut. Frenlerde ise 310 mm çapında iki ön disk ve 240 mm çapında tek bir arka disk ile karşılaşıyoruz. Bunların üzerinde Nissin tarafından üretilen 4 pistonlu radyal kaliperler görev yapıyor. 17 inçlik jantlar Dunlop Road 2 lastiklerle donatılmış, ön tekerlek 120 mm, arka tekerlek ise 180 mm genişliğinde. Elektronik tarafında GSX 8S elektronik gaz kontrolü, otomatik vites değiştirme yani quick shifter, 3 güç modu ve seçilebilir çekiş kontrolü gibi bir dizi özelliğe sahip. Ayrıca tek tuşla çalıştırma, kalkış asistanı, renkli 5 inç TFT ekranı gibi modern teknolojilere de sahip. Boyutlarına ve ağırlığına gelirsek oldukça kompakt bir motosiklette karşı karşıyayız. Aks mesafesi 1465 mm ve toplam ağırlığı da 202 kilo. GSX 8S'in sele yüksekliği 810 mm. Evet, ama böyle baktığınızda hem depo yapısının böyle ince gelmesi hem de koltuğun burada incelmesi sayesinde ayaklarımı tam bir şekilde yere basabiliyorum ki daha önceki videolardan biliyorsunuz 1.83 boyundayım. Oturuş pozisyonuna gelirsek oturuş pozisyonu oldukça rahat. Kolları kasmadan oturabiliyorsunuz. Oturuş pozisyonundan dolayı aslında ayaklarınız oldukça rahat. Bileğinizi hafif kırıyorsunuz ve de aslında daha çok sportif sürüşe yönlendiren bir oturma pozisyonu veriyor size. Şöyle bastırarak, böyle kafasına bastıra bastıra kaza açasın geliyor. Bu makinede abartılı hiçbir şey yok. Zaten bunları sürüş sırasında anlatıyor olacağım. Sol kütükte bu traction control, sürüş modunu, daha doğrusu sürüş modunu değil de ride by wire'ın nasıl çalışacağını 3 modda ayarlayabileceğiniz bir menü tuşu var. Onunla giderken yolda traction kontrolü de, gaz tepkisini de değiştirebiliyorsunuz. Traction control 3 kademe, fakat istiyorsanız 4. kademe olarak kapatabiliyorsunuz ve 3 farklı gaz kontrol modu var. Genel olarak Hayabusa'da da aynı sistem var aslında. Suzuki'nin birçok modelinde aynı sistem var. A aktif, B basic, C de comfort modu olarak düşünebilirsiniz. A en agresifi, C de en uysal olanı. Bu traction kontrolle gaz tepkisini kontrol edebilmeniz çok güzel. Ama keşke şöyle bir şey olsaydı. Bu makinede aslında bildiğimiz klasik sürüş modu yok. İşte yağmur modu ve agresif mod falan diye değiştiriyoruz ya. O mod yok bunda. Bunda ikisini de ayrı ayrı ayarlamanız gerekiyor. Neden? Mesela rain modunu aldığınızda bir motosikleti hem gaz tepkisini hem de traction kontrolü hem de belki de ABS'yi ona göre ayarlıyor. Fakat bunda iki işlem yapmak zorundasınız. Yağmur yağdığı zaman C modunu alacaksınız. Traction kontrolü de gelip 3'ü alacaksınız. Ha, bu çok mu zor? Değil. Ama tek bir tuşla değil yani. İşte kornası, selektörü, istiyorsanız menüsüne girip quick shifter'ı iptal ediyorsunuz ki niye isteyesiniz böyle bir şey bilmiyorum. Sağ tarafta da kill switch'i var ve de dörtleriniz var. Suzuki'nin en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de bu çalıştırma yardımcısı. Yani tuşa bir kere bastığınızda makine çalışıyor. Şöyle yani. Yani öyle basayım da gıydı da gıydı da gıydı da gıydı da gıydı da. Yok. Bunda böyle bak. Hazır mısın? Mis. Ayrıca makinede yine düşük devirlerde stop etmeyi engelleyen bir sistem var. Siz böyle motosiklet stop edecek gibi olduğunda kendisi hafif bir gaz verip makinenin stop etmesini engelliyor. Bu arada bu 270 derecelik crank dedik ya, bu 270 derecelik crank'ın daha az titreşim verebilmesi için de Suzuki'nin dengeleyicileri var. Onu da demin söylemeyi unuttum. Daha az titreşim için böyle bir teknolojileri var. Onu da ekleyeyim. Oldukça zengin bir aksesuar kataloğuna sahip. Ben geçen sene fuarda buna mono kapak görmüştüm. Yan çantaları da mevcuttu. Eminim şu an gelmemiş olsa bile çok yakın zamanda Doğan Trend güvencesiyle onlar da Türkiye'ye gelecektir. Evet, bugün Suzuki GSX 8S ile beraberiz. Benzinimizi aldık. Hazırsak yola başlayalım. Bu makinede en sevdiğim şey şu marşı.
Bu kadar. Kolay marş. Evet, hadi bakalım. Şimdi bir de bu makinede düşük devir yardımcısı var. Yani motosikleti stop etmemesi için düşük devirlerde birazcık gaz veriyor. Ve de sizin stop etmenizi engelleyen bir sistem var. Makinenin gördüğünüz gibi alt ve orta devirleri oldukça dolu. Evet, oldukça güçlü bir makine. Biraz stabilitesinin de oldukça iyi olduğunu söyleyeyim. Makinede herhangi bir saçmalama, herhangi bir şey yok. Gerçekten güzel bir iş çıkarmış Suzuki. Bu kategoride en önemli şey bu tarz makinelerin kolay kontrol edilebilmesi. Bu da gerçekten işini yapıyor. Tabi arka lastiğin 180 olması da virajlarda daha iyi bir güven sağlıyor. Şu an 5. vitesteyiz. Şöyle 3000 devirlere geleyim. Şimdi 5. viteste açıyorum gazı. Makine dolu dolu. Alıyor devrini. Şimdi oturuş pozisyonu ile ilgili şunu söyleyebilirim. Oturuş pozisyonu oldukça rahat. Dizlerimle çok kolay bir şekilde depoyu da kavrayabiliyorum. 1.83 boyundayım. Direklerim hafif kırık. Daha böyle sportif bir oturuşa sahip. Ve zaten makinede naked. Böyle bazen şöyle oluyor. Böyle üstüne abanıp böyle Allah'ım ben bir basayım gideyim diyorsun. Ama ne yapıyoruz? Yapmıyoruz. Yani size bayağı bir keyif verecek bir motosiklet olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten torklu. Makine gidiyor abi. Makine gidiyor. Yani o doluluk hissini veriyor. Biraz egzozu değiştirmek isteyebilirsiniz. Yani bu güce ses biraz az kalıyor gibi. Daha böyle yırtan bir ses istiyor bu güce. Bir de şöyle bir yorumum var. Aslında bence makine daha da gidebilir. 8000'den sonra böyle daha kontrollü bir güç veriyor gibi. Belki de şu yüzden olabilir. Yani bu benim tahminim. Bir sonraki versiyonu, işte R versiyonu, S versiyonu olmaz tabii bunlar da. Bunun bir sonraki versiyonu bence yani bu motor bloğunda daha fazla da güç var. Yani Suzuki bu gerçekten bu motor işini iyi biliyor. Yağ gibi akıyor makine. Demin de söyledim oturma pozisyonu giden açısı gayet iyi. Size hiç yoran bir yapısı yok. Şimdi tabii bu makineyle uzun yola da gidebilirsin. Bu makineyle her yere gidebilirsin. Bu makineyle gider dezavantaj. Bu rüzgar direnci tabii önde bir cam olmamasından dolayı. Biraz rüzgar alıyorsunuz ama makine naked yine. Street fighter. Dövüşçü. Şimdi burada da şöyle buraya kadar gelip ayı gibi gaz açıp viraja gelince frene asılıp viraja girmek değil. Gazınızı o kadar iyi ayarlayacaksınız ki böyle köpek balığı gibi gideceksiniz abi. Yani viraja geldiğinde frene basmaya ihtiyacın olmayacak. Şunu söylemek istiyorum. Mesela buraya geldik. Şu an hızım olması gerektiği hızda. Biraz gazı açıyorum. Farkındaysanız hiç frene basmadan kilometrelerce böyle gidebilirsiniz. Açıyorum gazı. Kapatıyorum çünkü zaten viraj hızıma geldim. Bunlar için ayrıca bir bölüm yaparız. İleri sürüş eğitim videoları yaparız isterseniz. Şimdi gazın olması gerektiği gibi. Frene dokunmuyorum, hiçbir şey dokunmuyorum. Takip mesafemizi koruyoruz. Bu arabaların motosikletleri görünce şerit değiştirmek yerine böyle sol tarafında bir boşluk bırakıyorlar. Arkadaşlar sakın girmeyin oraya. Sakın. Onu bilinçli olarak yapmıyor olabilir. Yani o an direksiyon şeridin içerisinde hareket ediyor olabiliriz. O sizi gördüğü anlamına gelmiyor. Sakın buna kanmayın. Bu ilk shifter oldukça iyi çalışıyor. Fakat sadece bazen düşük devirlerde, yani düşük devirlerde de iyi çalışıyor da bazen düşük devirlerde devrini bulmadığında çok hafif bir zorlanma olabiliyor. Yani bu bir dezavantaj olarak söylemiyorum. Sadece hissettiğim tecrübeden dolayı söylüyorum. Şimdi beraber de deneyeceğiz. Şöyle çağıralım. Şu an devir iyi zaten. Bak. Gayet güzel geçiyor. Hafif. Hafif gaz verirken quick shifter'da hiçbir problem yok. Gerçekten güzel çalışıyor. Ama düşük devirlerde bir tık. Yani böyle parmağın ucuyla itmiyorsun da biraz daha fazla itiyorsun gibi. Hoppa! Yokuş yukarı. Yapıştır! Çok eğlenceli bir makine ya. Yani böyle küçük, kompakt, ince, zarif. Şehir içerisinde de çok rahat edersiniz bu motosiklette. Şehirler arası yollarda da çok keyif alırsınız. Demin söylüyordum yarım kaldı. Şimdi bu naked motorların tek dezavantajı tabii rüzgar camı olmaması. Bundan keyif alıyorsanız bu motorla dünyayı da gezersiniz yani. Bu arada aynaların pozisyonları oldukça iyi. Çok net bir şekilde arkaya görebiliyorsunuz. Özellikle dashboard çok iyi.
ve her şeyi görebiliyorsunuz. Fazla hiçbir şey yok. Bu motorda fazla hiçbir şey yok abi. Olması gerektiği kadar. İşte burada devir saati, işte kilometreniz, modlarınız. Bu arada biz B modunda bu kadar ayı gibi gazlıyormuşuz. A modunu tahmin edemiyorum. Şimdi A ve B ve C modları var ve bu modları giderken değiştirebiliyorsunuz. Traction kontrolü, yolda giderken değiştirebiliyorsunuz. İstiyorsanız kapatabiliyorsunuz. Şu an 2'de ben B'deymişim. Şunu bir A'ya alayım. Zaten direkt gaz tepkisi değişti. Bu Ride by Wire gaz tepkisini otomatik olarak değiştiriyor. Demin B'de bayağı ayı gibi gidiyordu. Şu an A'da nasıl gider göreceğiz. Bunun dışında işte tripler var. Motor sıcaklığını gösteriyor. Çok basit, kompakt ve oldukça okunaklı. Ve de karanlığa girince de renk değiştiren bir yapıya sahip. Oğlum bu çok acayip lan. Valla makine gidiyor abi. Bu A modu fark etmiş. Bu A modu bayağı iyiymiş abi. Bak bak nasıl çekiyor bak. Valla hayvan gibi gidiyor makine. İşte böyle orta siklet falan diyorlar ama. Pek orta siklet olduğunu söyleyemeyeceğim bayağı. Oldukça kabiliyetli, yetenekli bir makine. Yok yok, quick shifter iyi. İyi bir makineye biniyormuş hissini veriyor. Zaten makine iyi. İşte buradaki işçilikler gayet iyi, yeterli. Boya kalitesi. Bu arada SL ile ilgili de şunu söyleyeyim. Kaşık 200-250 kilometreden beri kullanıyorum. Ben bir rahatsızlık hissetmedim. Eğer uzun yola gideceksiniz tabii. Yani tüm bu tarz motorlarda bu selelerin süngerleri biraz ince oluyor. Uzun yola gidecekseniz ona göre işte onlara özel pedmet falan satılıyor. Onlardan eğer rahatsız olursanız almanız gerekebilir ama günlük kullanım böyle 200 kilometreler falan için rahatsız edici herhangi bir şey hissetmedim. Ha bir de şunu söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz bu makinede 270 derecelik bir krank açısı var ki bu kategorideki neredeyse bütün motorlarda bu teknoloji kullanılıyor. Vibrasyonu engellemek için de yapıyorlar. Yani tabii ki sadece onun için değil de daha işte daha güçlü, daha verimli Euro 5 normlarına uymak için de yapıyorlar. Neyse. Makineyi çok zorlarsanız 8000-9000 devrin üstünde çok hafif bir titreşim alıyorsunuz. Ama bu titreşimler aynalarda değil. Ellerinizde ve ayaklarınızda çok çok hafif bir titreşim olabiliyor ki. Ama hani bunu da bir not olarak söyleyeyim. Bunu anormal bir şey olarak değil, normal bir şey olarak söylüyorum. İşte bilip bilmeden bir sürü arkadaş yok bu motor titriyor. Sadece bir kullanıcı testi yapıyorlar. Kendi bildikleri doğrultusunda, kendi tecrübeleri doğrultusunda. O yüzden herkesi de çok ciddiye almayın. Dinleyin, siz almanız gereken şeyleri alın. Ona göre kararlarınızı verin. Bu konuda söyleyeceğim şey bu kadar. Yani gerçekten komik. Neyse, işte titreşimle ilgili söyleyeceğim şey bu. Oturma pozisyonuyla ilgili de motorun tam ortasında oturuyorsunuz. Bu da size aslında farklı sürüş pozisyonları veriyor. Birazcık daha geriye gidip birazcık daha öne oturabilirsiniz. Mesela ben şu an bayağı önde oturuyorum. Önde oturduğum zaman bayağı sportif bir sürüş verirken birazcık arkaya oturduğumda, tabii bu arkaya oturdum derken yani böyle 2-3 santimlerden bahsediyorum. Daha yol sürüşü motoru gibi böyle hissediyorsunuz. Böyle gerçekten beğendim ben motoru. Suzuki'ye teşekkür ediyorum. Yani bu kategoride tabii MT-07 vardı. MT-07 çok uzun süreden beri domine ediyordu. Çok mu iyi bir motordu? Yani orası tartışılır. Benim zaman bir tarzım olmadı MT. Ve birçok insanın da canını yaktı o motor. Yani fiyat performans olarak alınabilecek bir motordu ama özellikle yeni başlayan birçok arkadaşın kafasına geçti. Şimdi bir noktada şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu sürüş modu olan özellikle C modunda oldukça uysal. Yani bu sürüş modu C'ye aldığın zaman motosiklete oldukça uysal. Yani yeni başlayan birisi olarak bu C modunda motosiklete alışıp sonra B ve A moduna yavaş yavaş geçebilirsin. Bunun yanında da tecrübeli kullanıcılar tabii ki bu motoru tercih edebilir. Yeni başlayanlar demin söylediğim gibi bu sürüş yardımcıları noktasında kullanabilir. Tabii 700 cc'lik bir makine, yani yeni kullanıcı derken de yani ehliyeti alıp da gidip bu motosikleti alayım demememiz lazım. Ay gibi gidiyor makine yani. Güzel, böyle nazik, keyifli, zarif, ince, kuvvetli bir makine. İşte 3'e alacaksın. Efendime söyleyeyim. Gaz tepkisini de C'ye alacaksın. Bak C'ye aldığım zaman ne oldu görüyor musun? Bak şimdi. Bak şimdi onu bir test edelim aslında. Bak demin ayı gibi giden makine ne hale geldi. Görüyor musun? Bayıldı makine.
Makinenin fren sistemi iyi zaten. Nissin kaliperlerle geliyor. Önde iki disk, arkada tek disk. Motosikletin tipini de beğendim ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla bu C modunu çok beğendim ben ya. Yani motora nispeten yeni başlayacak arkadaşlar dediğim gibi bu C modunda bu motosikletten çok keyif alabilir. İşte burası da meşhur sarı çizgili Ulu Pelit yolu. Şimdi şöyle bir duruş testi yapalım. Arka fren. Evet, sadece arka frende durduk. ABS görevini yaptı. ABS'nin en büyük avantajı arka tekeri kilitlememesi ve size fren esnasında yönlendirme imkanı sağlaması biliyorsunuz. Şimdi her iki frenle duralım. Evet, ABS gerçekten iyi çalışıyor. Şu modlara bir bakalım. Direksiyon yine 3'te olsun. A modunda. Hayvan gibi gidiyor alet. Gerçekten şu çekişe bakar mısın? Alt devirlerde makine kopuyor. C moduna alalım. Evet. Burada gaz tepkisi farklı zaten. Motorun gücüyle ilgili bir kısmı söz konusu değil. Gazın tepkisini ayarlıyor. Bu sürüş modunun giderken değiştirilmesi gerçekten çok hoş ya. Ben daha önce GS6000 GT'yi de çok beğenmiştim. Ya demin C modu buna o kadar iyi geldi ki şu an B modu bile biraz agresif geliyor. Yani bu yolda şu an gezerken anında veriyor gücü. Biraz daha böyle ben gezme modundayım galiba bugün. Kornasına da bakalım. Klasik motosiklet kornası işte. Şu motosiklet kornalarını niye böyle yapıyorlar ya? Quick shifter'lı motorlarda debriyajla vites değiştirmek oğutların gözü yaşlı. Bak mesela motosiklet spor olmasına rağmen mesela böyle kollarımda falan bir ağrı. Makinenin üstüne böyle bir abanma şeyim yok. Doğal bir oturuş pozisyonuna sahip. Güzel yani. Kollarda hafif kırık. İlk motosikleti gördüğümde bunu biçim ekran demiştim. Fakat şu an üstündeyken gerçekten çok keyifli bir ekranı var. Ayrıca yani ne kadar gülüş olursa olsun acayip iyi okunuyor ekran. Yani genel olarak şöyle söyleyebilirim. Performanslı, ince, zarif, yakışıklı. Virajlarda stabilitesi çok iyi. İçerisinde elektronikleri olan, özellikle bu gaz tepki kontrolünün giderken ve traction kontrolü giderken kontrol edebilmeniz gerçekten büyük bir lüks. Çok da keyifli. Farklı bir kat makineye. Lastiklerin yol tutuşunu gayet beğendim. Arkası geniş zaten. 180. Yani makine sizinle mücadele etmiyor. Sizle çok uyumlu bir şekilde hareket ediyor. Yani siz motosikletin hakim olduğunu anlıyorsunuz. Yani motosiklet gaz tepkileri, mas tepkileri yani böyle garip grup kontrolsüz bir şey yok. Gaz hassasiyetini çok iyi ayarlamışlar gerçekten. Yani böyle bir sert şeyi yok. Yani süspansiyon orta. Yani ne çok sert ne çok yumuşak. Bir de bir tık erken yanıyor benzin uyarı ışığı. Ya bu işte böyle otobana çıkınca bir kayışı kopartıyor makine. Bak şu gaz hassasiyeti var ya. O kadar iyi ki. Beni gördün mü sen? Yani çok hızlı cevap veriyor. Bak viraj dengesi falan çok güzel aletim gerçekten. Ya aslında şöyle söyleyeyim, 130 falan mı giderken de yani çok böyle kendimi geriye doğru itmiyor makine. Yani şu an üstünde duramıyor gibi bir durumum yok. İşte tabii şu an yan alıyoruz da. Yani karşı rüzgarda naked makine olmasına rağmen güzel bir aerodinamisi var sanıyorum. Biliyorsunuz zaten bunlar Hayabusa'da rüzgar tünel olayında başka noktadalar. Çok stabil makine. Bak 130'dayım. Açınca makine nasıl çekiyor bak. Görüyor musun? Bak. Bu arada farlarla ilgili de şunu söyleyeyim. Üst ve alt konumlandırılmış. İlk bakışta bu nasıl yolu aydınlatacak diyorsun ama bayağı iyi aydınlatıyor akşam. Gece sürüşleri için de farları oldukça iyi. Evet, şehir içindeyiz. Şehir içinde kullanmak için de C modunu aldım ben şehir içinde. Zaten ince zarif bir motor. Trafik içerisinde arabaların arasından geçerken oldukça rahat. Zaten aynaları da çok dışarıda değil. Yani böyle işe gidip gelmek için, bir yerden bir yere gidip gelmek için şehir içinde keyifle kullanabileceğiniz bir makine. Normal şehir dışı veya böyle hafta sonu sürüşleri dışında da şehir içinde çok rahat edersiniz. Sonuç olarak Suzuki bu modelinde oldukça kapsamlı ve de çok yönlü bir makine yapmayı başarmış. Üzerindeki elektroniklerle de rakiplerinden oldukça ayrışıyor. Özellikle Quick Shifter'da. Agresif,
yolda da virajda da oldukça kararlı, çizgisini bozmadan güvenle kullanabileceğiniz bir model. Şimdi fiyat performans olarak baktığımızda bu motorun rakipleri Triumph Trident 2023 8. ayı itibariyle 345 bin TL, MT07 328 bin TL, Duke 790 417 bin TL. En yakın rakibi Honda Hornet ise 364 bin TL ve de Suzuki GSX 8S'in fiyatı şu an 400 bin TL. Aradaki fiyat farklarına baktığınızda aslında çok böyle uçurumlar yok. Fakat bu makinede artı olarak quick shifter olduğunu ekleyin. Ayrıca Suzuki dayanıklılığı ve güvenilirliği de cabası. Motosiklet hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görelim. Bu motosiklet testi açık. Gidip siz de kendiniz test edip karar verebilirsiniz. Bence Suzuki çok iyi bir iş çıkarmış. Kendilerini de tebrik ediyorum. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, güvenli sürün. Yollarda da görüşelim dostlar. Bye.